Herkese merhaba. Yök dil paragraf sorularını yapacağız şimdi. Yök dil paragraf sorularında nasıl bir yol izlememiz gerektiğini soruları çözerken anlatacağım. Hadi başlayalım. Bu bölümdeki son paragrafı yapıyoruz. Mavi renkte görmüş olduğunuz kelimeler İngilizce karşılıklar. Yeşil gördükleriniz ise ya cümledir ya da birlikte kullanımdır. Şimdi parçanın sorusuna bakıyorum. The text is mainly about diyorum. Burada soru kökünde hiçbir veri olmadığı için parçanın bütününü okumak durumundayım. Başladım. Dreams have long been regarded as prophetic communications which enable us to foretell the future. Rüyalar uzun zamandır bu prophetic dediğimiz böyle bir kahin, böyle gelecekten haber veren iletişimlerdir diyor. Bu da bizim gelecekle ilgili öngörüde yapmamızı sağlar diyor. Foretell gelecekle ilgili bir tahminde bulunmak tahminde bulunmak tabii ki de gelecekle ilgili olacaktır. Predict ve foretell bunlar eş anlamlı kelimeler. Devam ediyorum. There is absolutely no scientific evidence for this theory and considerable scientific evidence against it. Bununla ilgili bilimsel bir kanıt yok ve de önemli bir bilimsel onun karşısında olan bir kanıt da yok. Yani hiçbir şekilde bunu desteklemiyor. O öyle de değil, böyle de değil. It is certainly true that individuals who are concerned about a traumatic event such as the threats of the loss of a loved one who is sick will dream about that loved one more often. E, elbette ki bu kesin ki yani böyle bir hani travmatik bir olay yaşayan insanlar bir kişinin kaybını sevdiği bir kişinin kaybını yaşayan insanlar daha fazla o insanla ilgili bir rüya görebilirler, daha sık rüya görebilirler. We know from our experiments that it's possible to influence dream content simply by having a subject in mind while going to sleep. Biliyoruz ki deneylerden biz bir e, hani zihnimizde bir konuyla, zihnimizde bir şey düşünerek uyuduğumuz zaman yani uyumadan önce ne yaparız? Bu rüyayı etkileyebiliriz. Onu düşünerek uyursan e, Dolayısıyla rüyanda onu görebilirsin. Therefore, dreaming about a loved one at a time when that loved one's life is threatened is not surprising. Dolayısıyla sevdiğim bir insanı rüyanda görmem böyle bir durumda pek de şaşırtıcı değil yani. Böyle bir hani şey olan onun bir te tehlike te altında, Tehlike altında olduğunu gördün. Yani onu düşünüyorsan sürekli onunla ilgili kaygıların varsa onu da o kişiyi kafana takmışındır. Rüyanda görürsün diyor. Sen onu rüyanda görürsün. If the dreamer then calls and finds that individual has died it is understandable for him or her to assume that the dream was an early warning of that death. Eğer rüyayı gören kişi bir o bireyin hani öldüğünü bir şey yaparsa öğrenirse o zaman bu nedir understandable bu anlaşılabilir anlaşılabilir diyor onun rüyanın bir erken uyarı yani onun ölümünün habercisi olduğu kanısına varabilir diyor. But this is a mistake. Ancak bu bir hatadır diyor. Böyle rüyaların tersi çıkar diyormuş şimdi bizim Türk kültüründeki gibi. It is öyle bir şey demedi bu arada. It is a simply a coincidental correspondence between a situation about which one has legitimate and intense concern and the occurrence of the event that one fears. Burada da diyor ki bu diyor, basit ya bir şeydir diyor yani tesadüfi bir ilişkidir diyor. Şu ilişki connection bağlantı ilişki yönünden not aldım gördünüz. That is which one has legitimate and intense concern. Yani bu bir e, bu olayların oluşma yani korktu olayın başına gelmesini bir gerekçelendiriyorsunuz ve yoğun bir onunla ilgili bir kaygı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir ilişki kuruyorsunuz. Düşündün düşündüm. Bak işte bak ben böyle rüyada gördüm oldu diyorsun. Dolayısıyla bununla ilgili bir şey değil. Bu bir tamamen tesadüfi bir şey. Böyle şeyler yok diyor parça. O zaman parça neyle ilgili? Parça bir defa evet rüyalarla ilgili orası kesin. Ve onunla ilişki bir şey söyleyecek. Bakalım ne çıkacak. A'ya baktım. The significance of dreams in ancient culture. Significance ve importance eş anlamlı gördüğünüz önemi demek. Rüyaların önemi eski kültürlerde. Öyle bir şey demedi değil mi? çizdik. Why people frequently dream of their loved ones? Neden sıklıkla insanlar sevdiği insanları rüyasında görür? Bu parçanın ana konusu değil. Yani yan konulardan bir tanesi ama ana konu değil. Çünkü main about da buna dikkat ediyoruz biz. The association between dreams and reality. Rüyalar ve gerçeklik arasındaki ilişki. Bu olabilir bak. Association, Relationship. Buna ilgili Relationship, Connection, Correspondence bunlar ve hep böyle eş anlamlar. Evet yani rüyalar ve gerçek bunun böyle olmadığını, böyle inanıldığını söyleyen bir şey. Bu mantıklı. D'ye baktım. How we can control our dreams to know about the future? Bu rüyalarımızı nasıl kontrol edebiliriz? Bu değil. Bu sadece böyle çok düşünürsen rüyanda görürsün demişti. kontrole kadar gitmedi. A proven theory about dreaming and its effects. Bir yani rüyalarla ilgili bir ispatlanmış bir teori ve onun etkileri diyor. Bir şey de zaten ispatlanmadığını söylemişti. Şurada proven kelimesini şöyle not aldım. Hani bu masumiyeti suçluluğu ispat edilene kadar herkes masumdur ifadesi vardır ya. Bu işte o demek. Şu proven guilty. Yani suçluluğu ispat edilene kadar ya da bu teorisi ispat edilmesi anlamına geliyor. Proven'dan kastımız bu. Böyle göstermek istedim size. Sıradaki sorumuz gelsin. Parçaya göre. Yine parçanın bütününden gelecek sorular. Ama parçayı okuduğum için bu, bu direkt sorulara bakabilirim. Şurada bir coincidence kelimesiyle ilgili bir not almıştım. Coincidence şurada geçti. Hani coincidental dedi ya şurada tesadüfi dedi. Bunda hani aman ne tesadüf demek isterseniz günün birinde. What a coincidence demiş olursunuz dersiniz. Şöyle ünlemini de şey yapalım ote coinsiniz. Ne tesadüf demek. Şimdi parçaya göre the form and content of our dreams are inseparable. Rüyaların biçimi ve içeriği birbirinden ayırt edilemez, ayrılamaz pardon, ayırt edilemez değil, ayrılamaz. Yani böyle bir şey yani bir bir yere oturtamadım. Science can help prove the prophetic quality of dreaming. Bilim bu gelecekle ilgili rüyaların hani kahin şeyleri yani gelecekle ilgili bir öngörüleri tahminleri ispat etmeye yardımcı olabilir. Hayır, bilim hiç öyle bir şey olmadığını söyledi. Bu parçada en azından böyle olmadığını söyledi. Our daily routine has no significant effect on the content of dreams. Günlük rutinimizin hiçbir rüyalarda etkisi yoktur. Omuz olur mu? Çok vardı. Dolayısıyla bu da gitti. Concerns about traumatic events may determine the content of our dreams. Böyle Traumatik olaylarla ilgili kaygılar rüyanızın içeriğini belirler. Kesinlikle öyle. Modern science has never been interested in Modern bilim asla rüyaların içeriği ilgilenmedi. Modern bilimin ilgilenmediği hiçbir şey olamaz. Bunu da çizdik. Burada şöyle bir cümle profetik achievement ile ilgili bir örnek verdim. Her early achievements yani erken dönem başarıları. Prophetic prophetic over future. Mesela bunu şöyle kullanabilirsiniz. Hani gelecekle ilgili gelecekte büyük bir olabileceğine de yani onun büyüklüğünün göstergesi idi demiş oluyoruz. Prophetic of the future. Yani şimdi yaptığın şeyler, çalışmalar gelecekle ilgili senin nasıl bir insan olacağına dair bir göstergedir. Hani dedik ya hep böyle gelecekle ilgili kehanetler, gelecekle ilgili öngörüler. Bunu bu şekilde de kullanabiliriz İlla böyle hani kehanet falan derken. E, sadece rüya bazında değil veya bir işte falcının gelecekle ilgili bir şeyler söylemesi gibi değil. Aynı zamanda yaptığınız çalışmaların gelecekle ilgili bir yani başarılı bir insan olacağınızın göstergesi gibi, indikatörü gibi de söylenebilir. Son soruya geldik. Vedalaşıyoruz. Yani en azından bu seride vedalaşıyoruz. Geldik son soruya. Bu soruyla bu seriyi tamamlıyoruz. Vedalaşıyoruz. Artık yeni videolarda görüşürüz inşallah. From the text we can clearly understand that bu parçadan açıkça anladığımız üzere, hadi bakalım ne anlıyoruz bu parçadan. Most of our dreams tell us that we will lose one of our loved ones soon. Birçok rüya bize yakında işte sevdiklerimizi kaybedeceğimizin haber, haberini verir. Hayır, hiç alakası yok. People who have never had sleep problems have lucid dreams. Böyle hiç uyku sorunu yaşamamış olan insanlar lucid dreamler görürler. Lucid dream dediğimiz bu rüyanın içerisinde olduğunu fark etme anı. Rüyanın içerisinde biliyorsun. Evet ya şu anda rüya görüyorum diyorsun. Bu mesela hani Inception filmini izleyenler hatırlayacaktır. Rüyayı böyle bizzat kontrol edip rüyanın içine giriyorlar diye işte o bir lucid dreaming olabilir. Ya bir de karabasanlar var. Of onu fark ediyorsun bir de karabasanın içinde olduğunu. Bile bile içinde kalıyorsun. Bana o birkaç defa oldu. Yani bunu Anlatırdım da şimdi yeri değil. <laughs> Ama anlatmak istiyordum yani şu anda. Devam ediyorum. Some incidents may make people think dreams are indicators of a future event. Bazı olaylar insanları rüyaların gelecekteki yaşanacak olayların bir indikatörü yani göstergesi olduğunu düşünürler. Az önce de söyledim ya indicator, prophetic dediğim işte o, o, işte aslında yani gelecekte olacaklar. Böyle mi? Düşünüyorlar mı? Evet düşünüyorlar. Ben bu rüyayı gördüm. Gelecekte bu olacak. Bununla ilgili bir şey olacak diye düşünüyorsun. Evet böyle. Devam ediyorum. Most people can remember their dreams quite easily. Birçok insan rüyasını çok kolay bir şekilde hatırlıyor. Bu ben oluyorum. Böyle hatırlıyorum. Bir de onları şey yapıyorum. Ee, sabah kalkar kalkmaz böyle tekrar ediyorum. Bir özetini yapıyorum zihnimde. <laughs> Anlatacağım şeyleri. De. Ama asla manipülasyon yok. Rüya olduğu gibi. Artık zihnim manipülasyon yapıyorsa onu bilemem tabii. E'ye bakıyorum. There is a certain relationship between mental health, health and dreaming. Bir akıl sağlığıyla rüya arasında bir kesin bir ilişki var. Yok böyle bir şey. Dedik, bitirdik. Umarım güzel, faydalı olmuştur. Fayda sağlamışsınızdır. Sınava girecekler. Girdiğiniz zaman veya girmek zorunda değilsiniz. Böyle okuma beceriniz bu şekilde eğer fayda sağladıysa ne mutlu bana. Hoşçakalın.